بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف انبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين اما بعد وبه نستعين. وعن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا رَوَاهُ Müslim. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, çok kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi Rabbimizin selamıyla bir kez daha selamlıyor. Dersimizin, sözümüzün, sohbetimizin bereketli olmasını, istifadeye medar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve bugün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan yine Riyazu Salihin kitabımızdan bize nakledilmiş ve ümmet Muhammed'e emanet olarak bırakılmış Allah Resulü'nün birkaç hadisi şerifini zamanımızın el verdiği ölçüde inşallah siz kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hadisimizi İmam Müslim rahimeullahu teala rivayet etmişler. Ve hadisimizin rabisi de Ebi Malikil Haris İbni Asım El Eş'ari radıyallahu an şöyle naklediyor bize hadis-i şerifi Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki At-tuhuru şatrul iman Tuhur, taharet, temizlik imanın yarısıdır. Tabiatıyla taharet deyince biz hep bildiğimiz manada klasik bir temizlik anlarız. Bir mümin ibadet yapacağı vakit temizliğin şartları neyi gerektiriyorsa ya da ibadetin temizlikle ilgili şartı ne ise onu ancak yerine getirmekle eda etmiş olduğu ibadet tam olabilir. Namaz ibadetini biz eda edeceğimiz vakit öncesinde bir temizlik var. Hatta zatında bir manevi temizlik var, bir de maddi temizlik var. Ve siz bu temizliği tam olarak yerine getirmeden yapmış olduğunuz ibadetin kabul olması söz konusu olmaz. Abdest olmadan kılınan namaz, namaz değildir. Çünkü namazın kabul şartlarından birisi öncesinde abdestin alınmasıdır. E abdest nedir? Abdest de bildiğimiz manada bir temizliktir. Her vakit Namazı eda etmeden önce abdest alırız biz elimizi, yüzümüzü, kolumuzu güzelce bir yıkarız, başımızı mesederiz kulaklarımızı aynı şekilde ve ayaklarımızı yıkarız. Bu her namazın öncesinde olması gereken farzlardan bir tanesidir. Dolayısıyla e, namaza, namazın Allah'ın emri olduğuna iman etmiş olan bir kimse, ki bu aynı zamanda imanın gereğidir, yani namazın Allah'ın emri olduğunu kabul etmek iman sebebidir. Bir insanın namazla itikat itibariyle, iman itibariyle sorunu olmuş olsa bu insanın imanla ilgili problemi vardır. Yani Allah'a, Allah'ın varlığına imanla ilgili bu adamın sorunu vardır. Mesela şöyle bir müminlik, şöyle bir Müslümanlık olmaz. Ya Rabbi ben senin yaratıcı olduğunu kabul ediyorum Allah'ım. Bu alemin seni yoktan var ettin, yarattın, tamam. Sen haliksin. Rızkımızı veren de sensin. Fakat senin indirmiş olduğun kitabı kerim içerisindeki bir kısım hükümler var ki benim bunlarla ilgili sorunum var. Kabullenemiyorum. Ben bunlara inanamıyorum. Bunlardan birisi de Bu adam mümin olamaz. İman öyle bir şeydir ki Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu ilahi emirlerin tamamını kişi iman etmekle yükümlüdür. Abdest de Kur'an-ı Azimüşşan'da ayetle sabit olmuş olan bir ibadettir. Dolayısıyla Namaz ibadetini yerine getirebilmek için bizim öncelikli olarak taharet dediğimiz bu abdesti yerine getirmemiz lazım. Temizlik şart, beden temizliği, elbisemizdeki bir temizlik, namaza mani olan herhangi bir kir, herhangi bir pislik, herhangi bir leke namazın sıhhatine mani ise bunun giderilmesi lazım. İşte biz buna temizlik diyoruz. Dolayısıyla namazı tamam eden abdesttir. İmanı tamam eden şartlardan birisi de dolayısıyla namazdır. Öyle olunca e, temizlik imanın yarısıdır buyurdu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu işin maddi temizlik boyutu itibariyle işin bir yönü. Ama mevzunun bir başka yönü daha var. Bir de manen bir temizlik söz konusu. Şimdi bir insanın mümin olmamış olan bir insan manevi anlamda söylüyorum temiz değildir. Müslümanlık inancına göre, İslam inancına göre mümin olmayan insan Müslüman olabilmesi için evvel emirde manen bir temizlik geçirmesi lazım. Nedir bu temizlik? Bu insanın kalbine imanın girmesidir. İnsanın kalbinde Allah'ın yerine koymuş olduğu o varlıklar her neyse sevgiler, mal tutkusu, dünya tutkusu, Allah'ın ve Resul'ün yerine koyduklarımız bazen insanın eşi olur, bazen evlat sevgisi olur, bazen dünyaya dair ulaşmayı hedeflemiş olduğu emelleri olur, gayesi olur, kontrol dışı. Ve onun uğruna insan kendisini feda eder. Elde edebilmek, onları yaşayabilmek, onlara kavuşabilmek adına. Yani şu gibi Allah'a gösterilmesi gereken hürmet, saygı, itimat, iman, bağlılık eğer bunlara gösteriliyor ise burada bir problem var. Şirk de budur zaten. Ve burada görünmez bir şirk başlıyor. Ve dolayısıyla Allah, Allah Celle Celaluhu'ya bir insanın iman edebilmesi için kalbinde var olan bu e, varlıkların tamamının atılması, kalbin tezkiye edilmesi lazım. Kalbin tezkiye edilmesi, temizlenmesi lazım. Neden? İşte bunlardan. Bunların her birisi Allah'ın yerine kalbe konulmuş olan ortaklardır. Bu ortaklardan kalbin temizlenmesi lazım. İşte taharet, imana giden yol da buradan geçiyor. Bir insanın kalbinde hem Allah sevgisi hem de beraberinde Allah'a gösterdiği sevgi kadar evlat sevgisi. Olmaz. Bir insanın yüreğinde hem Allah sevgisi, peygamber sevgisi, bağlılığı, muhabbeti olacak. Ama aynı zamanda adamın malına, mülküne, evine, arabasına gösterdiği sevgi de benzer bir sevgi. Bu olmaz. Bu ikisi birlikte olmaz. Peki insan evladını sevmez mi? Sever. Hanımını sevmez mi? Sever. Arkadaşını sevmez mi? Sever. Hatta malını da O'nu da sever. Ama hepsinin ayarı vardır. İnsan Rabbini sever gibi evladını sevmez. İnsan Allah'ını sevdiği gibi arabasını, malını, evini sevmez. Bunlar birbirine karıştırıldığı vakit ona duyduğun sevgi kadar, tutku kadar eğer malına, arabana da aynı tutkuyu, aynı sevgiyi gösteriyorsan işte burada şirk başlar. Öyleyse kalbin temizlenmesi lazım. İşte bu imanın tayarısı. O bakımdan temizlik nerede başlar sorusunun suali temizlik bir insanın e, kalbinde başlar. Kalbimizde olmaması gerekenleri bir defa atacağız. Onun için en güzel e, hani tabir caizse e, deterjan la ilahe illallah'tır. Kalbi temizleyen deterjan budur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan gayri ilah yoktur. En büyük sevgi gösterilmesi gereken varlık Allah'tır. En çok itaat edilmesi gereken, hatta bu anlamda tek itaat edilmesi gereken Allah'tır celle celaluhu. O bakımdan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok nefis bir ifade bu. Et tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Çünkü imana giden yol, Allah'a giden yol temizlikten geçiyor. Bu hem kalbimizin temizliği hem ibadetlerimizin tam olabilmesi için öncesinde yapılması gereken temizlik. Şimdi biz e, zekat veriyoruz. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Buyuruyor allah Teala. Malını, mülkünü zekat vermek suretiyle temizleyen insanlar kurtuluşa ermiştir. O zekatın içerisine girdirilmiş olan bir fazlalık var. O fazlalık bize ait değil. Belki zekat konusu geldiği zaman bunlar ayrı işleriz de. Ama yeri geldi söyleyelim. Zekatımızın içerisinde, malımızın içerisine girdirilmiş bir miktar var ve bu fazlalıktır. Allahu Teala diyor ki bu Fazlalık size ait değildir. Bunu çıkarın böylece malınızı temizleyin. Öyleyse malın bize helal olmasının yollarından birisi helal yoldan kazandıktan sonra bir diğeri de onun içerisindeki fazlalığı alıp hak sahiplerine vermektir. Ya da Rabbimizin göstermiş olduğu adreslere bunları götürüp teslim etmektir. Biz buna zekat diyoruz. İşte zekat da bir yöne itibariyle o da bir temizlik. O da malı temizliyor. Ama bunun böyle olduğuna iman etmek et-tuhuru şetrul iman demektir. Bunun da böyle olduğuna inanmak Aynı zamanda iman boyutu itibariyle de bir e, temizliktir. E, et tuhuru şetrul iman bu demek. Velhamdülillahi temle el mizan. Elhamdülillah demek mizanı dolduracak sevaba insanı eriştirebilecek kadar ağırlığı olan bir, bir zikirdir. Elhamdülillah temle el mizan. Devamı var. Ve subhanallah ve elhamdülillah temla'an ev temla'u ma beyne's semawati vel ard. Elhamdülillah ile subhanallah. Bu iki tane zikir, tesbihat diyoruz biz bunlara. Bu ikisi yeryüzü ile gökyüzü arasını doldurabilecek kadar ya da her birisi doldurabilecek kadar değere haiz. Sevaba haiz iki tane kavram. Şimdi burada elhamdülillah ya Rabbi sana ben hamd ediyorum. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kur'an-ı Azimüşşan'a biz başlarken Fatiha suresinin ilk cümlesi budur. İlk ayet-i kerime bu. Cenab-ı Hak övgünün ancak kendisine olabileceğini ilan ederek Kur'an-ı Kerim'e sayfayı açarken bizi bununla karşılıyor. Ve buradan da bize bir mesaj veriyor. Nedir o? O da şudur. Her anınız, her haliniz Allah'a hamd üzere olmalıdır. Çünkü bu alemi yaratan O'dur. Öyleyse bizim Allah'ın e, bizatihi kendisini hamd ile e, karşılık vermek yükümlülüğümüz var. Rabbimiz bu manada kendisine uygun görmüş olduğu kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuna inanırız. Subhanallah demek suretiyle Rabbimizin kendine layık görmediklerinden de onun münezzeh olduğunu itiraf ederiz, onu ilan ederiz. Subhanallah da budur. Subhanallah. Onun için bu iki tanesi bizim gündelik hayatımızda namazların hemen akabinde yapa geldiğimiz önemli iki tane zikirdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir değil mi bu? Farz olan namazlar kılındıktan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyiniz. Ve sonra Resul Efendimiz 100. olarak da La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyhin kadirle tamamlayınız. Ki namaz içerisinde bir başka rivayet İki vakit arasında işlemiş olduğunuz küçük günahlarınızı Allah böylece bağışlasın. Namaz içindeki eksiklerinizi böylece Allah bu iki zikirle, bu zikirlerle tamamlamış olsun. Kavramlar bu. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın kendini övmesini, övülmesini Allah biz kullarından bekliyor. Bunun yollarından birisi de Cenab-ı Hakk'a elhamdülillah diyerek bunu itiraf etmek, ilan etmek. Elhamdülillah. Ya Rabbi verdiklerine hamdolsun. E ne verdi bize? Ne vermedi ki? Bunların her birisini teker teker saymaya kalksak buna bizim ne gücümüz yeter. Yani denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa biz bunları tek tek yazmaya kalksak buna güç yetiremeyiz biz. Verdiklerine. Ya sağlık verdi, afiyet verdi, mal verdi, mülk verdi, göz verdi kulak verdi, burun verdi, teneffüs edebilecek imkan verdi. Allah'ın şu alemde yaratmış olduğu sayılamayacak kadar nimetler var, güzellikler var. Neler neler var. Bak şöyle kaldır başını gecenin bir vaktinde semaya bak, güzellikler orada görürsün. Yıldızları görüyorsun. Bakınca da Subhanallah diyorsun ya Rabbi ne muhteşem yaratmışsın. Ve ben şu bana vermiş olduğun, emanet ettiğim bu iki tane gözle ya Rabbi bu güzellikleri temaşa edebiliyorum. Sana hamdolsun. Birçok çevremizde insan vardır. O bu güzellikleri görebilecek durumda değildir. Allah da onu bu manada imtihan ediyor. Yani başını kaldırıp da gökyüzünün güzelliklerine bakmayı arzu eden ama gözleri itibariyle imtihana tabi tutulmuş olan engelli birçok insanımız var, kardeşimiz var. Onlar da görmeyi çok arzu ederler. Siz insana yıldızı tarif edersiniz. Ömründe yıldızı hiç görmemiş olan insan onun zihin dünyasına yıldız nasıl bir şeydir ki ne kadar tarif ederseniz edin. Aynel yakin. Olur mu hiç? Değil mi? İlmel yakin bilmek ile aynel yakin bilmek aynı şey midir? Gözle görmekle kuru bilgi halinde bilmek aynı şey midir? Değildir. Öyle olunca Rabbimiz Allah Celle bu kadar bize nimet verdi. Ormanın içerisine dalıyorsunuz. O yeşilliklerin bin bir tonunu görüyorsunuz. Görün, görünce de hayranlığınız artıyor. Kime? o gördüğünüz güzellikler üzerinden Allah'a olan hayranlığınız artıyor. Elhamdülillah ya Rabbi sen bize bu nimet verdin. Orman içerisinde öyle kuş cıvıltılar var ki her birisi bir şarkı tutturmuş gidiyor kendince. Bir zikir tutturmuş gidiyor. Hepsini dinliyorsunuz. Yani serçeninki ayrı, kanaryanınki ayrı, ötekininki ayrı, diğerininki ayrı. Ama hepsi ses. Ama hepsinin farklı farklı tonları var. Hepsinin ayrı ayrı bir melodisi var. Ve hepsi kendi dilinde Rabbini tesbih ediyor. Bir de böyle bir tarafı var. Ve bunları siz görüyorsunuz. Ancak kulakları işitmeyen, kulakları itibariyle bu organları çalışmayan, işitmeyen insana siz temaşa ettiğiniz, işittiğiniz bu güzellikleri aktarmaya kalksanız bunu nasıl tarif edersiniz ki? Gör, işitmeden, onu hissetmeden, onu duymadan insan bunu kavrayabilir mi? Onun için sen bunu görüyorsun. Öyleyse bu bir nimettir. E bunun karşılığında Elhamdülillahi Rabbil Alemin dememiz lazım. Ama bütün bunlardan sonra hamd Cenab-ı Hakk'a niçin yapılır? Belki de şunun için. Hani Fatiha suresinin içerisine doğru şöyle sirayet edip girdiğimizde o umman bir denizdir Fatiha suresi. Bir ayeti kerime var. İhdina salatan mustakim. Ya Rabbi sen bizi dost doğru yola ilet. Şimdi bu ayeti kerimeyi surenin başındaki <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemine bağlayın. Bu ne demek? Allah'ım sen bizi dost doğru bir yola ilettin ya. Biz böyle istedik. Bizim duamız buydu. Ya Rabbi bizi senin yoluna, sapkınlıkların, sapkın kimselerin yoluna değil, şeytanın yoluna değil, ayrı gayrıların yoluna değil de Ya Rabbi bizi sen razı olduğun yola ilet. O peygamberi yola, o Kur'an'i yola sen bizi ilet dedik. Dua ettik. Sen de bizi ilettin ya. Seni biliyoruz, seni tanıyoruz. Namazımızla, niyazımızla, orucumuzla, abdestimizle, kulluğumuzun bütün detay teferruatıyla. Ya Rabbi seni biliyoruz ya sen bizi ilettin biz de bunun farkındayız. İşte bu nimet için Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeye değer. Onun için en büyük nimet bir mümin için bir Müslüman için en büyük nimet istikamet üzere Müslümanca bir hayat yaşayabilmektir. Allah da bize bunu lütfetti. Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin çok büyük bir duadır bu. Ee, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifte bize ve bu ikisi o kadar büyük bir anlamı olan tesbihat ki elhamdülillah ve subhanallah bunu sıkça deyin ve söyleyin. Çünkü her ikisi yeryüzüyle gökyüzünü doldurabilecek kadar ağırlığı olan, karşılığı olan, sevabı olan iki tane zikirdir. Ve Rabbimizi biz kendi hoşnut olduğu sıfatlarıyla anarız. Rabbimizin kendisini memnun ve razı olmadıklarından da Allah'ımızı, Rabbimizi yaratanı biz ondan e, nezzeh kılarız. İman değerli kardeşlerim budur. Şimdi devam edelim hadis-i şerife. Vassalatu nurun. Geldi şimdi güzel bir ifade daha. Namaz nurdur. Vassadakatu burhanun. Sadaka da burhandır. Yani delildir. Vassabru sabır ise dıyaun ışıktır. Ne demek bunlar? Biraz açalım bunları iki cümle. Vessalatü nurun. Cenab-ı Hak diyor ki namaz, Peygamber aleyhissalatü vesselam, namaz nurdur. Nur nedir? Nur aslında ışık demek. Nur, ışık demek. deriz ki bir insan, nurani bir varlık. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor mesela. Anlaşılsın için şimdi söyleyeyim. <laughs> o Allah Celle Celaluhu güneşi ziya olarak yarattı, ayı da nur olarak yarattı. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımızdan şu çıkıyor. Güneş varlığı itibariyle, yapısı itibariyle hem kendisini ışıtan, aydınlatan, hem de etrafındakileri aydınlatan bir varlık. Yani güneş, güneşin kendisi aydınlık. Aynı zamanda ısıtıyor. Ama aynı zamanda etrafında bulunan diğer gezegenleri de aydınlatıyor. Yani dünya ışığını nereden alıyor? Güneşten alıyor. Ay ışığını nereden alıyor? Güneşten alıyor. Geceleyin çıktığı gündüz olduğunda güneş bütün endamıyla ışıklarını gönderdiğinde ayın ışığı az olduğu için kayboluyor. Biz göremiyoruz. Ama gündüz döndüğünde ve yaşadığımız coğrafya geceye döndüğünde ay çıkıyor. Çünkü güneş ışınlarını artık öbür tarafa doğru sevk etti. Güneşin ışığı hem kendini aydınlatıyor hem başkalarını aydınlatıyor. Ancak ayın ışığı ise o nur bir başkasından gelmeden ışığı olmuyor ancak kendisini aydınlatabiliyor. Dolayısıyla Allahu Teala Kur'an-ı şu anda bize bu ikisiyle ilgili söylerken güneş ziyadır. Zira hem kendini hem de diğerlerini aydınlatır. Ay ise nurdur. Onun ışığı sadece kendisini aydınlatır. Şimdi hadise dönelim. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nurun Namaz nurdur. Yani namaz ışıktır. Namaz insanın önünü aydınlatır. Namazın kendisi ancak kılanı aydınlatır. Kılanın önünü açar. Kılanda bir nuranilik oluşturur. Namaz. Namaz ibadeti. İnsanı temizler, insanı arındırır. O kendindendir o. Namazla ilgili. Şimdi gelelim sabra. Ve sadakatu burhanını da söyleyelim. Sadaka da delildir. Ne demek delildir? Sadakayı veren insanın mümin olduğuna hükmedilir. Sadaka sadece verilmiş olan on oyundan ibaret değildir. Bizim zekatlarımız, infaklarımız, sadakayı fıtırlarımız, verdiğimiz gönüllü olarak verdiklerimizin hepsi sadaka hükmündedir. Topluca bunların ismi sadakadır. Hatta zekat da yer yer Kur'an'da e, sadakayla da ifadelendirilir. Dolayısıyla sadaka bir insanın mümin olduğunun aynı zamanda alameti farikasıdır. Mesela Kur'an-ı anda hepimizin ezbere bildiği bir sure var. Neydi o? Bismillahirrahmanirrahim. Ara ait الذي يكذب بالدين. Şu dini yalanlayan adamı gördün mü? Kazalike lladhi yad'u'l yetim. O yetimi, yoksulu, fakiri, fukara'yı iter, kakar. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Kendisi yardım etmediği gibi, sadaka vermediği gibi verilmesini teşvik etmez, buna da mani olur. Demek ki yardım etmek, sadaka vermek, zekat vermek müminliğin gereği. Zekat vermek müminliğin gereği. E neymiş? Hadiste Peygamberimiz ne söyledi bize? "Vas burhanun." O bir insanın müminliğine, Müslümanlığının delilidir sadaka vermez. Bazı insanlar vardır eli cebine gitmez adamın. Canını alsan verir ama cebinden beş kuruş alamazsınız. O kadar tutkundur ona. Meftundur o cebindekine. Bu da nasıl bir şeydir? Vermekte bir nasıl bir şeydir? Bir insanın kazandığının hayra vesile olması da bu da bir nasip işidir. Ve sabru diyaun. Sabır diyor peygamberimiz şimdi aydınlıktır. Aa, namazdan farkı ne? Çünkü namazda da sabır var, oruçta da sabır var, zekatta da sabır var. Allah'a kulluk adına Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin her birisini yerine getirme hususunda sabır var. Belalarla karşılaştık, onlara karşı sabır. Bir insan zorda kalınca terk edip gitmeyecek. Belalara karşı sabır. İbadetlere karşı sabır. İmtihanlara karşı sabır. Şeytanın vesvesesine karşı sabır. Ancak değerli kardeşlerim, sabır acizlik değildir. Sabır bir tokat yedikten sonra diğer tarafına çevirmek değildir. Sabır direnmektir. Olduğun yerde kalmaktır. Allah'a kulluk hususunda bir insanın e, direnmesi, bulunduğu yerde kalması, mevziyi terk etmemesi. Namazı terk etmemesi. Zorda kaldı namazı terk ettik. Hayır. Namazı terk etmemek sabır. Sıkıntıya girdik. Birilerinin kınayacılar, kınayanların kınaması karşısında orucu terk ettik. Asla. Zekat vermeyi terk ettik. Asla. Yiğitlik işte tam orada. Sabretmeyi, direnebilmeyi başarabilmektir. Onun için sabırı da acizlik olarak katiyetle anlamamak lazım. Çünkü sabır e, nefsi telaştan, dili şikayetten ve insanın kendi organlarını da davranışlarını da harama düşmekten korumasıdır. Ve aynı zamanda sabır e, bir insanın Allah'tan başkasına şikayette bulunmamasıdır. Sabır insanın Allah'tan başkasına şikayette bulunmaması anlamına gelir. Ve dolayısıyla sabır büyük bir vasıftır buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vel <Sessizlik> Kur'anu hüccetun leke ev Aleike Kur'an azimüşşan senin ya lehinde ya da aleyhinde bir delildir. Bu da çok muhteşem bir cümle, bir ifade. Kur'an bir insanın ya lehinde ya da aleyhindedir lehinde ya da aleyhinde olması insanın kendi tutum ve davranışlarına bağlıdır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme hususunda insan ikircikli davranır. Bunlara Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ihmalkar davranır ise yapman gerekeni eğer ihmal eder yapmazsan bu durum senin aleyhine döner. Ve bunlar vakti saati geldiğinde bu emirler yerine getirilecek olur ise bu defa senin lehine döner. Öyleyse Kur'an bizim mahşer gününde ya aleyhimize ya da lehimize şahitlik yapacak. Ama bunun kararını insanın kendisi verecek. Kendi tutum ve davranışları bunu belirleyecek. Ve hadisin sonu şöyle. Kullu nasi yagdu. Her insan sabahleyin çıkar erkenden. Febai'u nefsehu ve kendini satışa arz eder. Kendini satar insan. Fe <laughs> mu'tiquha ya kendini azad eder, kurtulur ya da ev <laughs> mubiquha ya, <da gülüyor> ya da helak olur. Her insan aslında sabahleyin evinden çıkarken ya azat olmuş olarak geri döner ya da helak olmuş olarak geri döner. Hayatın içerisinde insan birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalır. İş yerinde, okulda, evde, şurada, burada, çarşıda, pazarda. Birçok biçimde insan imtihan olunur. Karşınızda çok böyle cezbedici şeyler gelir. İnsanı inancıyla, imanıyla karşı karşıya getirecek ama dünyevi anlamda bir fırsat gibi görünen Birçok e, durumda insan karşı karşıya kalabilir. Ya ne olur ki bir defadan bir şey olmaz. Dedirtir insana ve sana gider o yanlışı yaptırır ve o belki de senin helakının sebebi olur. Allah muhafaza buyursun. Onun için her insan, ha müminler öyle insanlardır ki اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldı. Ayet böyledir. O bakımdan bir mümin için varlığı, malı, canı, her şeyi Allah içindir. Eğer bunlar Allah'a hizmet etmiyorsa bilsin ki insanın aleyhine bir hüccettir, bir delildir. Malımız da, canımız da, mülkümüz de, varlığımız da, her neyse. Eğer bu Allah'la bizim aramıza girip mesafeyi eğer uzatıyor ise, bizi Allah'tan çok şeytana yakın kılıyor ise bu bizim aleyhimize dönüşen bir delile, bir burhana dönebilir. Bu çek, şey, çok tehlikeli bir, bir durum ki Cenab-ı Hak her birimizi muhafaza buyursun inşallah. Cenab-ı Hak üstesinden gelemeyeceğimiz, tahammül edemeyeceğimiz, katlanamayacağımız büyük imtihanlarla bizleri imtihan etmesin. Ama Rabbül Alemin olan Allah bizleri büyük imtihanlara tabi kıldığında da sabredenlerle bunu metanetle karşılayanlardan eylesin. Rabbimiz nimetler verdiğinde de nimetler sebebiyle şımaranlardan değil, nimet, nimetlere karşı şükürle, hamd ile karşılık verenlerden ve bunun kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Ee, diyorum ve böylece bugünkü dersimizi de sohbetimizde nihayet erdirmiş oluyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.